Arkadaşlar bugün bir takipçi isteğe çekeceğim. Tavuktan yufkadan çok güzel bir yemek yapacağım. Rafı uzatmadan hem malzemeyi tanıtacağım hem de yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Bu yemeğe 5 kişilik porsiyon miktarını açıklamalar bölümünde yazacağım. Havucumuz, soğanımız, patatesimiz hazır. Hemen tavuk göğüslerimizi doğruyoruz. Tavuğumuz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Önceden ısıtılmış yağımızın içine atıyoruz patateslerimizi. Hemen şöyle yağımızı ilave ediyoruz. Havucumuzu ilave ettik. Soğanımızı ilave ediyoruz. Bunun içinde 3 diş sarımsak var. Hemen karıştırmaya başlıyoruz. Havucumuzu ne kadar kavurursak o kadar daha çabuk pişer. Havuçlarımız gördüğünüz gibi ne yaptı? Rengini attı. Şöyle bir daha göstereyim ben. Tavuğunu katıyoruz. Yani bir nevi havucumuzu kızartma işlemi yapmış olduk. Sıcağı gördüğü zaman çok çabuk pişer havucumuz. Hemen tavuğumuzu da aynı havuçlar gibi yüksek ateşte sotelemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuklarımız kavruldu. Havuçlarımız kavruldu. Baharatlarını ilave ediyoruz. Karabiber, kekik, pul biber. Hemen altını kapatıyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Kekiği attıktan sonra altını kapatmamız gerekiyor. Yoksa yemekte kekiğin acısı çıkar, acı suyu çıkar, yağı çıkar, yemeğimizi bozar. Şimdi sıra geldi diğer malzemeyle buluşturmaya. Hemen yufkamızı 4 eşit parçaya bölüyoruz. Her zaman söylediğim gibi yemekleri yaparken çok rahat olun. Olmaz diye kesinlikle düşünmeyin. Tarif burada. Şimdi ne yapıyoruz? Tavuğumuzu patatesle buluşturuyoruz. Bu tabi elinizde bulunan ne sebze varsa onunla buluşturabilirsiniz. Bunu iki şekilde sarabilirsiniz. Biri bu şekilde, yani yufkanızı bir kasenin içerisine yerleştirerek hemen tavuklarımızı içine dolduruyoruz. Hemen şöyle ne yapıyoruz? Etrafından birleştiriyoruz. Kasemizi ters çeviriyoruz. Elimizi alıyoruz. Şu şekilde bir borcamımızın dibine yerleştiriyoruz. Borcamımızın dibi yağlı olacak. Tabii ki işletmelerde uğraşamazsınız. Hemen ne yaparsınız? Şöyle tavukları, patatesleri içine korsunuz. Hiçbir şey fark etmez. Hemen şu şekilde gördüğünüz gibi borcamımızın içine yerleştiriyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle suyla bir yufkalarımızı bir ıslıyoruz. Bunlar yufkalarımızın nar gibi kızarması için. Evet, suyu ısladık. Şimdi ikinci işleme geldi sıra. Üzerlerini yağlıyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derece fırınımıza gönderiyoruz. Nar gibi kızarana kadar. Hemen şöyle tavuklu böreklerimizi çıkartıyoruz. Bir tanesini ben size göstereyim. Şimdi sesi dinleyin. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çıtır çıtır. Tabii ki efsane bir lezzet. Çok sıcak, içinden buhar geliyor. Hemen şöyle yanına da bir tane daha koyalım. Çok güzel bir renk aldı. Böreğimiz çok güzel kızardı. İnşallah sizin için faydalı video olmuştur. Yapılışı aslına bakarsanız çok basit. Kesinlikle tavsiye ederim. Tarife birebir uyun. Videoyu fazla kaydırmayın. Çok bölümleri kaçırıyoruz. Instagram'da Ahmet Şef'in Mutfağı diye sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.